Evet arkadaşlar, bu dersimizde Django ve Mod Python ile çalışmamızı göstereceğim. Niçin Mod Python ile çalışıyoruz? Çünkü Django şu an lokal, gördüğünüz gibi lokalde çalıştı. Bunu Apache Web Server ile internete erişimi sağlamamız için Mod Python'a ihtiyacımız var. İlk önce dizinin bir MySite adında bir dizini oluşturalım. Web chatımız hemen bunu sağlasın. Web framework'ümüz. Django. Bu da Django dizinde. Dizinde. Python işte Django admin start project mysite dediğimizde biz Django ise mysite diye bir dizini oluşturması lazım. Oluşturmuş, evet, gördüğünüz gibi bunun içinde manage url setting url diye 2 tane 3 4 tane dosyamız var. Evet, gördüğünüz gibi bunlar oluştu. Sırasıyla takip edelim. Python manage player run server diyor. Hemen run server yapalım. Open file, not open file diyor. Bunun için açmadı. Pardon, dizine geçmeyeceğiz. MySite dizinine geçmedik. Onu unuttuk. Şimdi şimdi start etti. Ben kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Django çalışır durumda. Tabi Django şu an çalışıyor ama Mod Python da internete çıkmış değil. Tabii bunu adım adım anlatacağım ama sırasıyla sitemizden devam edelim. Evet, gördük. Şimdi VP diye bir dosyamız var. Evet. Onu diyor ki şu hariç hepsini ekleyelim. Ha, bir tane kod örneği ekleyelim. Doğru, evet, onu da yapalım hazır. Sıramız gelmişken. MySite VPN işe bunu yazalım. Pardon, VP'ye de bir ürün oluşturalım. Pardon, dosya oluşturalım. Kaldıralım. Bu arada tabi kod örneği yolluyor. Başlangıcına, evet, bunu ekledikten sonra kaydedelim.
Nereye? Tabii ki dizimize. Django, Django bin açtı. Nokta. Bir space şimdi dosya oluştu. Tabii isim değiştirebiliriz. Tamamdır. Şimdi sonra burada ise URL'ydi. Bununla değiştirin diyor. Böyle şeyler dosyasına. Başına şunları ekledim. Sonra bunu ekledim. Sonra tekrar modülümüzü çağıralım. Nasıl bakalım çalışıyor mu? Çalışmadı. Sebebi niye? Başında eklediğim şeyler olmalı. Nerede? Widget. Yok. Line 9 hata. Bir ha. Kodlama düzgün yapamamış bir düğümde. Bunu düzgün bir şekilde yapalım. Bazen böyle sıkıntı hataları veriyor.
Tamam. Bir tane de program var. Onu da kopyalayalım. Evet, onu kaydettik. Tekrar çağıralım. Gördüğünüz gibi tam Django'muz çalıştı. Windows diyelim. Şimdi tabii bunu yazdırdık, yazdırmasına da modbutton'la çalışmasını göstereceğim. Neredeydi bizim sistemimiz? Django MySite. Tutucunun altında. Bunu alacağız. Etc. Etc. Değil. Conf dosyamız nerede? Bunu açalım. En alt dizine gelelim. Biz daha önce modülün çalışması için bir dizini açmıştık, hatırlarsanız. Şimdi bunu Django için kullanacağız. Etc. Django. Django. MySite. Buradan çağıracağımız dosya ne dosyası? Böyle P'ye değil herhalde. Yok P'ye. EXP. Evet. Değiştirdik. Kaydını yaptık. Şimdi Apache'yi yine start verelim. Localhost çekimi. Apache mesela şöyle Django. Django. Bin. MySite. Kaybeç. İşte bir evet. Noktası değişim ama hala çalışmıyor.
Django. Sorun yazmışım. Neydi? Tabii ki çalışmaz. Boşuna şunları ekleyelim. Büyük ihtimalle Paşa Üniversitesi olmadı. Sonra bakalım mod kutu aktif mi? Evet, mod kutumuz aktif. Ama hala çalışmadığı için geçiyor. Django. HTML'yi aç. HTML'de şey yok ama. HTML'yi açtım. Bizim işimize yaramaz. Yapmamız gerekiyor. İşlemden yapacağız.
back to my rest. Burada biz şimdi bir şey daha yapalım. Tamam. Geçen sitesinde mod pitonları çalıştı. Sorunlarmış burada. Deminden beri 23 yerde boş kutuma çalışmışız. Bunu o zaman kaldırıyoruz. Approaching yeniden başlatalım.
Şimdi yeniden başka menüye açıyoruz herhalde. Aparatı yeniden başlamam diyor. Neyse. Şöyle. Şu anda işimi sağladık ama. Evet arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.